lokantalara gidiyorsun, lokantalar dolu. Bu sadece dünyayı yönetenlerin işi. Yapacak hiçbir şey yok bence. Ya herkes kendi şeyine riayet etmeli, maskesini takmalı. İş oluyor, güç oluyor, mecbur çıkılıyor, geziliyor. Koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına koronavirüsün bitmesi için neler yapılması gerektiğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Koronavirüsün bitmesi için neler yapılmalı? Evet. Ya şimdi halk olarak zaten toplum olarak yani biz esnafız burada da hani bizim üzerimize düşen gerçekten çok büyük bir şeyler var. Bunların en baş etkilenen bir tanesi maskesiz gezilmesi. Zaten yanlış duymadıysam şu an 143 bin tavanına ulaşmış vaka sayısı. Ha biz de esnaf olarak mesela maskemizi işte takıp işte dezenfektanlarımızı işte kullanaraktan biz de bu işi müşterilerimizle aramızda sosyal mesafe oluşturaraktan bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ama geliyoruz görüyoruz ki müşterilerimiz hani mesela kapıdan geçenleri işte dükkana gelenleri görüyoruz ki fazla dikkat etmiyorlar. Bu da ne oluyor tabii? Ayrıca sprey de değil. Mesela otobüse tramvaya bindiğimizde herkes ben mesela şahsi arabam var. Millet dip dibe seyahat ediyor. Yani onlara ancak hani aslında biz oradan başlamamız lazım. Demek istediğim bu. Vallahi komple yasak olmalı aslında da işte insanlar da mecburiyetten iş oluyor, güç oluyor, mecbur çıkılıyor, geziliyor. Ama yasak olsa yani çoğu yer kapatılsa iyi olur da mecburiyetten de o da olmuyor. Başka bir şey diyeceğim bir şey yok. Kalabalığı bitirmeden önce. Kalabalıktan bitmesi lazım. Maske, mesafe. Kalabalık nasıl biter? Vallahi yasakların gelmesi lazım. Yasak gelirse o zaman daha iyi olur yani. Koronavirüsün bitmesi için ne tür önlemler alınmalı? İlk önce her zamanki söyledikleri gibi temizliğimize, mesafemize, maskemize dikkat edeceğiz. Bir de aşılanma olayından dolayı onlar daha iyi olsa daha iyi olur. Aşılanma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşılanma süreci çok yavaş ilerliyor. Benim düşüncem o. Gözlemim de o. Yani, neler yapalım? Tedbirler alınacağı kadar alındı. Daha fazlasına gerek yok. Açılması lazım artık. İnsanlarda biraz bunalım var. Sıkıntı var psikolojik. Maske, mesafe, sosyal mesafemize uyarsak sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bence insanlar biraz evde durmalı. Dışarıya çıkıp da herkes kendi kendine zaten sokakta görüyorsunuz. İnsanlar maske falan takmıyor. Burnuna altına indiriyorlar. Yani bazı zaman hiç takmıyorlar. Bence insanlar bu sorunun ağırlığını anlamadığı müddetçe böyle devam eder. Maske, mesafe, toplumlar bir araya gelmemesini istiyoruz. Düğünler, bayramlar, nişanlar. Değil mi? Hani lokantalara gidiyorsun, lokantalar dolu. Sokağa çıkıyorsun. Evlerde şimdi aileler, bayanlar toplantı yapıyor. Kayserimizde bu var. Bayanlar toplantı yapıyor, bir aradalar. Hani bir an önce gitmesi için temizliğimize, maskemize, mesafemize ve ayrı kalmamız daha faydalıdır. Koronavirüsün bitmesi için ne tür önlemler alınmalı? İnsanlar kendilerini korumalı, maskelerini takmalı. Kayserililer korumuyorlar. Niye korumuyorlar? Koruyamıyorlar. Bizim insanlarımız sıcakkanlı insanlar. İster istemez çarşıya da çıkıyor, pazara da çıkıyor. Niye? Kayserilerimiz akıllı, zeki insanlar. Koronavirüs diye bir şey olmadığını da biliyorlar. Bu sadece dünyayı yönetenlerin işi. Bu kadar basit. Bence açılması lazım artık. Çünkü görüyorsunuz her yer açık. Herkes normal hayatında. Bence açılmalı bundan sonra. Aşı süreci de başladı. Peki vaka sayıları artıyor. Bunları nasıl değerlendireceksiniz? Dikkat etmiyorlar. Sizin de gördüğünüz gibi. Yapacak hiçbir şey yok bence. Ya herkes kendi şeyine riayet etmeli. Maskesini takmalı. Uzak durmalı birbirinden. Evlerde veya binalarda tespit edilmeli polisler tarafından. Çünkü herkes gidiyor şey yapıyor. Sen söyle. Doğum günü yapıyor. Bunlara çok önem verilmesi lazım yani. Doğum günü yapıyor. Adam 30-40 kişi almış içeri. İçeride herkes laylaylom yapıyor yani. O yüzden buna cevap verilmesi lazım. Herkese yani. Ben de olsa, öbürü de olsa. Bakıyorum adama. Misal bugün dünyanın şeyi artmış. Neden bu? Evlerde, binalarda bir sürü doğum günü, nişan bunlar yapılıyor yani. Bunlara riayet edilmesi lazım. Polisler tarafından bakılması lazım.